Merhaba arkadaşlar, Tekno İstasyon sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni haberlerle karşınızdayım. Hem Far Cry 5'ten hem Red Dead Redemption 2'den haberler var. Ve ondan sonra da E3 2017'de olacağı hemen hemen kesinleşen ve olması beklenen oyunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Ubisoft Far Cry 5 için 4 yeni teaser duyurdu. 4 yeni teaser yayınladı diyelim. 4 yeni videoydu. Gerçek görüntülerle çekilmiş videolardı bunlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel böyle 30'ar saniyelik videolardı. Ve bu şekilde oyun Amerika'nın Montana eyaletinde geçeceği kesinleşmiş oldu. Orası hem öncelikle böyle çok ormanların, ağaçların, nehirlerin, nehir yataklarının hem de böyle madenlerin olduğu bir yer. Tam böyle Far Cry konseptine çok uyan bir yer olduğunu düşünüyorum. Herhalde bu yüzden orasını seçtiler. Yine herhalde büyük ihtimalle orada yerel halka zulmeden birileri olacak ki yayınlanan videonun bir tanesinde bir adam böyle bir kilise çanını başka birinin kafasını vura vura çalıyordu. Oldukça güzel görüntülerdi. Oyunla ilgili beklentim bir anda arttı. Far Cry'ı bu kadar heyecanlı bir şekilde beklemiyordum açıkçası. İlk önce bir vahşi batı teması dediler, sonra hırsız polis dediler. Şimdi gördüğümüz haliyle hırsız polis olmayacak. Vahşi batı var mı yok mu bunu hala bilmiyorum. Oyunla ilgili 26 Mayıs'ta yani bundan birkaç gün sonra bir trailer yayınlanacağını yine Ubisoft duyurdu. Orada göreceğiz herhalde nasıl bir tema var. Ancak insanların üzerinde sanki biraz modern kıyafetler de vardı gibime geldi. İşte bir videoda adam bir tarladan kaçıyor, onu başka bir silahla vuruyor falan. Sanki biraz öyle ilkel silahlar da var gibi, bilemiyorum. Başka bir videoda nehirde ölü bir adam sürüklenip gidiyordu falan. Dediğim gibi oyunla ilgili beklentilerim çok yükseldi. Bir, neden yükseldi? Şimdi bu Far Cry 5 logosunun altına 5 tane yıldız koymuşlar. Sanki işte biz 5 yıldızlı bir oyun yapacağız der gibi. Bir ikincisi de şimdi böyle gerçek görüntülerle bir video çekince, bir teaser yayınlayınca oyunun grafiklerini de çok iyi yapman lazım. Çünkü bu beklentiyi yükseltiyor böyle bir trailer yapmak ki benim şu ana kadar gördüğüm en güzel trailerlardan birisi. Bakalım oyun nasıl olacak. Gerçi Ubisoft'un downgrade'lerine de çok alıştık ama hiç Far Cry'ı nasıl diyeyim, hiç heyecanım yokken, hiç heyecanlanmıyorken Far Cry oyununa bir anda oyun beni heyecanlandırdı. Oldukça hoşuma gitti. Birkaç gün sonra da bu büyük olan trailer'ı bekleyeceğim arkadaşlar. Oyunun asıl videosu o zaman yayınlanacak. Grafikleri falan biraz görürüz. Umarım bir Ubisoft faciası olmaz yine. Çünkü bu yıl hem Assassin's Creed'le, yeni Assassin's Creed oyunuyla hem Far Cry oyunuyla çıtayı biraz yükselttiler. Yine bir kez daha beklentiyi yükseltti adamlar her zaman yaptıkları gibi. Zaten bu adamların pazarlamasına gerçekten hayran kalıyorum ki inanılmaz bir beklenti yaratıyor adamlar. Aslında çıkardıkları oyunlar da kötü değil. Beklenti bu kadar yüksek olduğu için çıkan oyun biraz sönük kalıyor maalesef. Diyelim buradan Red Dead Redemption'a geçelim arkadaşlar. Red Dead Redemption'dan bizi biraz üzen bir haber geldi. Çünkü oyun ertelendi bildiğiniz gibi. 2017 yılının sonbahar aylarında çıkacağı duyurulmuştu daha önce Rockstar tarafından. Ancak maalesef 2018 ilkbaharına ertelendi oyun. Aslında hem biraz üzüldüm böyle bir oyunu biraz daha geç oynayacağımız için. Ve sonra dedim ki yani yeter ki iyi bir oyun olsun, birkaç ay beklesek de sorun değil diye düşünüyorum. Yeter ki iyi bir oyun görelim arkadaşlar. Çünkü mesela bir Mass Effect Andromeda gibi çıkacağına veya bir Sniper Ghost Warrior 3 gibi çıkacağına ertelesinler 2-3 ay, biz çok güzel adam gibi Red Dead Redemption oynayalım. Oyun tabii büyük ihtimalle PC versiyonu olmayacak arkadaşlar. Çünkü hiç PC'den söz eden bile yok. Bilgisayar versiyonundan söz eden yok. Sadece PlayStation 4 ve Xbox One üzerine şu an herkes yoğunlaştı. Belki GTA 5 gibi bir yıl sonradan PC versiyonu gelir mi? Yoksa ilk Red Dead Redemption oyunu gibi hiç mi gelmez? Bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Başka bir haberim daha var. Uncharted'ın bildiğiniz gibi bir filmi yapılmak isteniyor ve Uncharted'da Nathan Drake'i oynayacak olan arkadaş daha önce Spider-Man'i oynayan Tom Holland'mış. Ya şimdi buna da ne desem, yani adamlar zaten filmi kesin kötü yapacaklar, Hollywood işi. Biz hem Uncharted'ı hem Nathan Drake karakterini seven birisi olarak üzecekler bizi ama neyse, artık yapacak bir şey yok diyelim. Ve E3 2017 oyunlarına geçelim arkadaşlar. Hem artık E3'te olacak kesinleşen oyunları hem de
Belki gösterilmesi bir beklenti, bir ümit olan oyunları şöyle sizlerle bir paylaşayım. Activision'dan yani kesin olan yeni Call of Duty World War 2, Destiny 2 ve Crash Bandicoot gelecek arkadaşlar. Bandai Namco tarafından, bu Dark Souls'un yapımcılarından Tekken 7 kesin hemen hemen, ya kesin olacak hemen hemen değil, kesin. Ace Combat 7 olacak. Ni No Kuni 2. Ve onun dışında belki Tekken 10 Street Fighter oyunu olabilir diye bekleniyor. Bethesda tarafına geçecek olursak Fallout 4 VR, yeni bir Elder Scrolls Online oyunu, yani yeni bir şeyler bu oyundan. Skyrim'in Switch versiyonu, Quake Champions ve belki olabilir yeni bir Wolfenstein oyunu, Devil Within 2 olabilir, yeni bir Elder Scrolls oyunu ve Prey ve Dishonored 2'ye DLC gelebilir, görebiliriz E3'te. Capcom tarafından devam ediyorum. Marvel vs. Capcom bu gelecek. Street Fighter 5'e bir DLC. Onun dışında yine belki beklentiler Devil May Cry 5, Resident Evil 7 DLC'si iyi olabilir. Yine Resident Evil 2'nin remake'i belki olabilir. CD Projekt Red tarafına geçiyorum. Burada evet, buradan bir oyun yok gibi şu an gördüğümüz kadarıyla. Evet, buradan oyun yok. Deep Silver'dan belki Dead Island 2 gelebilir. Devolver Digital'den bir Serious Sam 4 bekliyoruz arkadaşlar. Serious Sam 4 gelebilir. Bazı 20 yaş üstü oyuncular bilir Serious Sam serisini. Eskiden sevilen bir oyundu. Electronic Arts EA tarafına geçersek Battlefront 2, Star Wars Battlefront, yeni Need for Speed, FIFA 18 her zaman olduğu gibi. Bu NFL 18, bu Amerikan buz hokeyi ligi zannedersem. NBA Live 2018, Battlefield 1 DLC'si. Onun dışında yine belki gelebilir Skate 4 falan. Yeni bir Star Wars oyunu, bu Lego tarzı belki olabilir. Bu yıl arkadaşlar galiba Battlefield oyunu olmayacak. Bekleyip göreceğiz E3'te, ama galiba bu sene Battlefield yok. Beklediğim, istediğim bir şeydi ama yok gibi. Onlar da Birinci Dünya Savaşı konseptine dönünce yani biraz o konsept tıkandı şimdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra herhalde ne yapsak dedi adamlar. Bulamadılar bir şey. Biraz orası tıkandı. Focus Home Interactive, çok fazla bildiğim bir oyun yok. Belki Call of Cthulhu eskiden vardı, olabilir. Konami tarafında PES 2018, Metal Gear Survive. Microsoft'ta tabii Scorpio var. Xbox Scorpio. Ancak onun dışında oyun yok maalesef. Yeni bir Forza falan belki olabilir. Belki Halo Wars DLC olabilir. Minecraft'la ilgili bir şeyler olabilir. Ancak yeni bir şey yok maalesef. Oyun yok. Konsol olsa da oyun yok. Nintendo'da yine Super Mario Odyssey, Splatoon 2, ARMS, Fire Emblem Warriors, Zelda'ya DLC. Onun dışında belki olabilir Pokemon Stars, Neo Smash Bros, Mario Rabbids RPG. Bu tarz bazı oyunlar gelebilir. Sega tarafında yine Sonic Mania, Sonic Force, yeni Yakuza oyunu, Total War Warhammer 2 belki. Sony'ye geçelim. Tabii Sony herhalde yine yıldızı olacak bu yılki E3'ün. Kesin olan oyunlar Death Stranding, Uncharted The Lost Legacy, The Last of Us 2, Spider-Man Days Gone, Detroit Become Human, God of War, Gran Turismo Sport, Knack 2, Wild, Horizon Zero Dawn DLC büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Onun dışında yine belki yeni bir Bloodborne 2 gelebilir. Yeni IP bekleniyor, yeni VR IP'si bekleniyor. Yeni bir Sucker Punch oyunu. Başka var mı bakıyorum. Demon Souls 2 olabilir. Demon Souls Remastered olabilir. Göreceğiz. Square Enix tarafında Final Fantasy'ye yeni bir DLC gelebilir. Final Fantasy 12 Remake olabilir. Kingdom Hearts 3. Belki yeni bir Tomb Raider veya Nier Automata'ya DLC olabilir. Take Two tarafına geçersek Red Dead Redemption 2, bu Rockstar'la beraber. Onun dışında belki Borderlands 3 olabilir. Yeni bir BioShock oyunu olabilir. Ubisoft'a geçiyoruz. Son günlerin yıldızı Ubisoft. Far Cry 5 zaten kesin. Assassin's Creed
The Crew 2, South Park, yeni South Park oyunu kesin. Step'in Switch versiyonu kesin. Bu Rayman Legends oyunlarından bir tane Switch versiyonu olabilir. Onun dışında belki yeni bir Splinter Cell oyunu, belki Prince of Persia, bilemiyoruz. Beyond Good Evil 2 olabilir. Ve son olarak da Warner Bros'tan Middle Earth Shadow of War olacak, kesin olacak. Ve yine söylentilerde belki bir yeni bir Batman oyunu arkadaşlar. Şimdilik E3 oyunları ve bendeki haberler bu şekilde. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki gelişmelerden haberdar olmak için şimdilik hoşça kalın.